Adnan Bey, ben evrime inanmıyorum. Siz neden reddediyorsunuz? Yakışıklı mı? Sen çok güzelsin sen. Maşallah. Allah seni bak bu kadar güzel yaratmış. Sen tesadüfen nasıl yaratılacaksın? Tesadüfen sonucu bu güzelliğin oluşur mu? Bak kok gayı burnun falan, kaş göz çok güzel. Simetriksin, gayet düzgünsün. Ve görüntüyü üç boyutlu olarak görüyorsun. Üç boyutlu olarak. Ve en kaliteli televizyonda bile yok böyle bir teknik. Bak şu ana kadar bilim bu kadar ilerledi. Şu beyninde gördüğün televizyonun görüntüsü en gelişmiş firmalar bile yapamıyorlar, mühendisler. Ve etten yağdan oluşuyor ama bak mükemmel bir görüntü görüyorsun. Üç boyutlu. Hatta seni aldatıyor, gerçek zannediyorsun. Ve şu ses kalitesini bak yüzlerce şirket var, yüz binlerce mühendis çalıştırıyorlar. Şu üç boyutlu ses kalitesini elde edemiyorlar. Sen bunun nasıl tesadüfen olduğunu söylüyorsun? Tesadüfen diyorsan sana inanmam. Çünkü sen zeki bir delikanlısın. Ayrıca paleontolojik hiçbir delil de yok. Deli olmadığı halde nasıl inanıyorsun? Ayrıca bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu ne demek? Sıfır ihtimal. Ya yani protein tesadüfe meydana gelemiyor. O zaman mutlaka bir yaratıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla benim kitaplara şöyle bir göz atsan konu hemen bitecek. Ama bir daha söyleyeyim, çok çok güzelsin ve müthiş yakışıklısın. Ben senin evrime inandığına inanamıyorum. Açıkça söyleyeyim. Ya çok az okumuştursun, yüzeysel bakmıştırsın. Bu dediklerimden bir düşün, kesin kanaatin gelir. Yani aklı başını delikanlısın, hiç zannetmiyorum. Delil olmayan bir teoriye nasıl inanacaksın? Evet. Bir de bu anlattıklarımla, bir de bu gözle bak. Bir daha görüşelim ondan sonra.